Sevgili dostlarım yine saçma sapan bir string manipulation sorusuyla daha beraberiz. Yani niye saçma sapan diyorum bu sorularla? Aslında bu sorular güncel hayatta pek karşımıza çıkacak real life problem'lara benzemiyor. Ama pedagogik açıdan fena değil. Hani quizlerde, sınavlarda falan acaba bu string manipulation'ı anlamış mıyız? İşte ikişer ikişer ileriye gitmeyi, üçer üçer geriye gitmeyi biliyor muyuz falan gibilerinden bazı uygulamalarla karşılaşabiliyoruz. Bir de aslında bunun e, uygulamalarından birisi şifreleme olabilir. Mesela karşımızda birbirimizle bir, bir, bir yazışacağız diyelim. String'i benim nasıl manipüle ettiğim bir şekilde, beni nasıl manipüle ettiğimi bildiğiniz bir şekilde ben size gönderirsem, sonra onun inverse manipulation'la ben size yazdığım kodu şey yapabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bu şekilde bir uygulaması olabilir belki. Dedikten sonra tabii ki gelsin sorumuz. Evet sorumuz şu şekilde. <laughs> Write a code that performs the following. Aşağıdakileri yapmak istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz? Take a string from the user. Evet bu take a string from the user'ı çok yapmıştık. Hemen yine şuraya gösterelim. Ne diyeceğiz? In string diyeceğiz. Ve input diyeceğiz. Açtım kapattım. Güzel. Şimdi sonra. Form a new string. Going forward every odd karakter. İleriye doğru giderken tek sayıdaki karakterlerde gideceğiz. Yani birinci karakter, üçüncü karakter, beşinci karakter, yedinci karakter diye stringin sonuna kadar gideceğiz. Ve geriye doğru dönerken de every even ordered karakter. Geriye doğru giderken de yani şey mesela sekiz karakterli bir şeyimiz varsa, stringimiz varsa bu alt giray stringinde olduğu gibi 8. 6. 8. 6. 4. ve 2. karakterlerden yola çıkacağız. Böylece <laughs> ikişer ikişer geriye doğru saymayı da tekrar etmiş olduk. Evet. Şimdi mesela input stringimiz bu olsun. Input stringimiz alp giray olsun. Şu şekilde. Peki output stringimiz nasıl olacak? Demin söylediğimiz gibi ileriye doğru giderken a, p, i ve a harflerini alacak. Sonra geriye doğru giderken de R, Y, G ve L harflerini alacak. Dolayısıyla output stringimiz şuraya yazalım. Mesela out stringimizin bu şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz. Şuradaki harfleri yazdığımız zaman ne istiyoruz? Out stringten A, P, I ve sonra Y. Şuradaki harfleri yazdım. A, P, I ve sonra Y ve sonra da A, P, I, sonra Y. Sonra da geriye doğru giderken de pardon yanlış yazdım değil mi? A, P, I, A olacaktı. A, P, I, A. <laughs> sonra geriye doğru giderken de Y, R, G ve L. Evet şöyle bir alt string bekliyoruz. Şurada gösterdiğim üzere. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu <laughs> İleriye doğru giden tek, ileriye doğru tek sayılarla giden ve geriye doğru çift sayılarla geri dönen stringleri ayrı ayrı şey yapıp yazıp sonra şey yapalım onları birleştirelim. Mesela diyelim ki out ot. İlk önce otları şey yapmak istiyorum. Out ot. İlk önce otları kodlamak istiyorum. Buna diyeceğim ki bu benim in stringimin baştan başlayarak baştan başlayarak ve sonuna kadar giderek ama ikişer ikişer giderek oluşturulu bir string olacak. Ve out even dediğimizde bu sefer sondan başa doğru yine ikişer ikişer atlayarak gideceğiz ama bunun direkt eksi 2 olması gerektiğini düşünüyorsanız biraz yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü buraya eksik 2 yazarsak even number'larda even, even length'lerde çalışır odd length'lerde çalışmaz. Dolayısıyla bunu böyle yapmak yerine ilk önce şuradan başlayıp ileriye doğru gidelim. Şu karakterleri alalım. Sonra onu ters çevirelim. Nasıl olsa ters çevirmeyi biliyoruz. Odd even ilk başta şu şekilde yazalım. In string bu sefer birinci karakterden başlayarak. Yani neden birinci karakter diyorum? Çünkü unutmayınız şu ilk karakter sıfırıncı karakterde. Şu ikinci karakter yani Python kodlamasına göre bir ilek şey yapılıyordu. Yani bir indisiyle belirleniyordu. Böylece biri birden yani Python'a göre bir indisinden başlayarak ve sonuna kadar giderek ikişer ikişer gitmemiz lazım. Şimdi şunu ters çeviriyorum. Burada dikkat edin. Buraya yine out even yazıyorum. Ondan sonra bu da out even'ın burada assignment mantığını biraz pekiştirmiş olacağız. Eksi biri. Yani şunu ters çevirmiş oldum. Şimdi e burada da altilyon var. Burada da altilyon var. Nasıl olacak diyorsanız. Şöyle olacak. Assignment sağdan sola yapılıyordu. Şu out even'ı ilk önce hesaplayacak Python. Sonra sen ben tekrar bu kodu girdiğimde önce şunu okuyacak. Ve bunları ayrı ayrı yerlere kendi şeyinde hafızda ayrı ayrı yerlere kodladığı için hiç isim karmaşası falan yaşamadan şu ikinci kodladı out even'a şu ilk kodladı out even'a Şuradaki manipülasyonu yaptıktan sonra yerleştirecek. Böylece bu kod doğru bir şekilde çalışmış olacak. Ve sonuç olarak out string'imiz de tabii ki ne olacak? out out artı out even olacak. Bu şekilde kodlamamızı yapmış olacağız. Şimdi gelelim bu işlerin Python'da yapılışına. Sevgili dostlar derhal hani yine şuraya yani her zaman olduğu gibi sorumu yazdım. Ondan sonra inputlarımız outputlarımız derhal şeyden user'dan bir tane input alarak şey yapalım. Sorumuzu çözmeye başlayalım. Bu bizim input string'imiz. Yani in string eşittir input dedim. Şimdi gelelim out string'imizin parçalarına. Out even diyorduk. Pardon önce out odd diyorduk. Out odd in String'ten in baştan sonuna kadar ikişer ikişer gidişi. Out iki adımda buluyorduk. İlk önce in String'ten birden başlayarak yani bir ikinci karakter olmuş oluyor. Sıfır ilk karakter olduğu için. Even 2'den başlayarak sonuna kadar birden başlayarak sonuna kadar yine ikişer ikişer gideceğiz. Ama daha sonrasında bunu ters çevirmemiz lazım. Out even Dolayısıyla ıı, eşittir dedim. Eşittir dedim. Buraya tekrar out even yazdığım zaman problem çıkmıyordu. Bu da ikincisinin geriye doğru çevrilmiş hali. Ve sonuç olarak şeyimizde out stringimizde bunların birleştirilmiş hali. Out out diyorum artı out even diyorum. Ve out stringimi yazdırıyorum. Print out string diyorum ve kodum bit böylece bitmiş oldu. Evet bunu bir çalıştıralım. Bunu çalıştırdığımız zaman heh, şu şeylerimizi inputlarımızı deneyelim. Ahmet yazdığımız zaman gördüğünüz gibi Ahmet yazdığımız zaman şu amte output'unu burada almış olduk. Evet şimdi tekrar çalıştıralım. Input'umuza bu sefer alt giriyoruz. Ve alt girdiğimiz zaman şuradaki A tutumuzu apia apiay rigl A tutumuzu almış oluyoruz. Evet böylece sevgili dostlarım bu sorumuzu da bitirmiş olduk. Sevgili dostlar bu sorumuz string manipulation ile ilgili çözmek istediğim son soruydu. Daha sonraki derslerimde artık şeyle conditional'larla falan olaya devam etmeyi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Esen kalınız.